Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Aktif TV ailesini yalnız bırakmadığınızdan Hızır abi programı olarak hızlıca başlamak istiyoruz. Ve bu programlarımız hepimiz için önemli olduğundan dolayı, gündemde kullanabileceğimizden dolayı hepinize gene güzel güzel sorularımızla karşınıza çıkacağız. Ve bugün de yalnız gelmedim. Bugün de huzurunuzda çok değerli, sevdiğim, saydığım bir abimiz, bir hocamızla tekrar beraberiz. Hakan Karadağ hocamız bizi yalnız bırakmadı. Sayın hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun. Sayın hocamızla beraber bir ilk program yaptıydık. O kadar güzel tepkiler aldık ki, dedik ki bunun tekrarını tekrar alalım ve yeni sorularla, yeni programlarla huzurunuza gelelim diye. Ve sayın hocam, geçtiğimiz sene 11. ayda beraber ilk programımızı yaptık ve güzel tepkiler aldık. Ve seyircilerimiz dedi ki bunun da tekrarını da inşallah bize sunun diye. Hocam, hemen ilk sorumla başlayacağım ve programımıza şöyle bir giriş yapacağız. Hemen konumuz cenazeler değil ama bir ana maddeyle başlayacağız. Sayın Hakan Hocam, insanlarımız niçin yaratıldı? Bir ana madde olarak şundan bir başlayalım. Evet. Şimdi sorularımıza başlamadan önce Aktif TV ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve tekrar bir daha bizi bu programa davet ettiğiniz için ve izleyen sayın seyircilerimiz, izleyici, hanımefendi, beyefendileri, tüm kardeşlerimize dünyanın neresinde olursa olsun hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bizlere tam şu diğer gurbetinde elimizden gelen dini yönden gayretler neyse insanlarımıza faydalı olabiliyorsak bizlere, hepimize ne mutlu diyoruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz ailece. Şimdi tabii geçtiğimiz 11. ayın 18'inde ilk program, şimdi bugün de 3. ayın 3'ü 2020 ikinci program olarak nasip de bugünmüş. Tabii geçtiğimiz programda güzel şeylere değindik. Burada bugün de yine aynı şekil Allah'ın izniyle tekrar bilgilendirme adına dilimizin döndüğü kadarıyla insanımıza faydalı olmaya çalışacağız. Tabii sormuş olduğunuz soruda insanı mesela niçin yaratılmış diye. Biz hemen Allah'ın sözü ve kelamıyla cevap verelim. Zariye suresinin 56. ayetinde Cenab-ı Allah'ın ben insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattı. Tabii insanlarımız şunu bilmesi lazım. Bizler hepimiz insanlar olarak, cinler olarak bizler kendimizden ilgilendiğimiz için bizlerin yaratılış gayemiz Allah'a karşı kulluk, ibadet ve aynı zamanda başka ayetlerde de Cenab-ı Allah ne diyor? Sizleri imtihan için yarattı. Kimin işte iyilik, güzellik, kötülük, Allah'a tanıyacağı sistemleri takip edeceksiniz. Dünyadaki huzur mutluluğunu takip ederek ahirette nasıl hazırlık, yatırım yapacağınızı denemek, sınamak için biz sizleri ne yaptık? Yarattı diyor. Bizlerin kendi görevimizi bildiğimiz zaman yaratılış gayemiz neymiş? Ayetlerini gördüğümüze göre bizler Allah'a karşı kulluğumuzu, ibadetimizi, her türlü çalışmamızı yaparak Allah'a teslimiyetimizi takip edeceğiz. Allah razı olsun hocam. Hocam, öbür sıradaki sorumuza şöyle bakarsak, insanlarımız için, özellikle Müslümanlarımız için bir hayatın değeri nedir? Nasıl görmemiz lazım? Bir hayat değeri nedir? Evet, şimdi tabii hayat yine Kur'an-ı Kerim değişik surelerinde de geçer. Biz işte ölümü ve hayatı yarattık diye Cenab-ı Allah ne yapar? Üzerinde özellikle vurgular. Biraz önceki söylemiş olduğumuz ayette işte neydi? İşte ibadet için, Allah'a kulluk için, ondan sonra dünyalık ve ahireti çalışmalarımızın devamı için yaratılığımızı birinci sırada bileceğiz. Hayat devam ederken hani halk ifadesi işte dünya dönüyor, hayat devam ediyor. Biz işte hepimiz insanlar olarak kadınıyla, erkeğiyle, iyisiyle, kötüsüyle hangi inanca sahip olursak olalım hayat devam ettiği için bizler ne yapacağız? İnsanlar arasında işte diyalog dediğimiz, ondan sonra inançlar arası transferler, ondan sonra görüşmeler, konuşmalar. Bunların hepsi ne yapar? İnsanları her zaman huzura, birliğe, birebirliğe ne yapar? Götürür. İnsanları insan yapan birinci sırada nedir? İnançtır. İnançlarımız düzenli şekilde olduğu zaman şunu biz her zaman ifade ediyoruz. Dünya genelindeki insana niye sıkıntıya giriyor? Çünkü her insan hangi inanca sahipse, hangi dini takip ediyorsa o dinin, inancın gerektirmiş olduğu kayda, kuralları, kanunları yerine getirmediği için sıkıntılar hep oradan geliyor. Bizler de elhamdülillah Müslümanlar olarak, Müslümanlar da İslam dinindeki, Kur'an'daki
duaydı, ibadetti. Allah'a teslim idi biz. Takip ettiğimiz zaman o zaman ne yaparız? Her zaman huzur ve birlik beraberliğimize ne yapmış oluruz? Takip etmiş oluruz. Şimdi birinci sırada da yaratılmış olmamızın kıymetini bilmek, insan olduğumuzun kıymetini bilmek, Allah'a karşı bize en büyük nimet nedir ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane nimet vardır ki, onların kıymetini bildiğin birincisi sağlık, sıhhat, afiyet, ikincisi boş zaman. Biz sağlık ve sıhhatımız yerinde olduktan sonra, yani Allah'a kulluk maddi, manevi yönde dünya gelendeki insanların maddi yönden, manevi yönden yoksun olduklarını onları düşünerek bir de huzur ve mutluluğumuzun devamını ne yapmamız lazım? Sağlamamız lazım. Yine büyük üstadlarımız ne diyor? Onlara sorulduğu zaman işte siz huzur ve mutluluğu nerede elde ediyorsunuz? Bizde de kendimizin seviyesindeki aşağıdaki insanlara baktığımız zaman o zaman biz huzur ve mutluluğumuzu elde etmiş oluyoruz. Bu tabi bu şekilde yapmamızı ne yapar? Bizlere iç ve dış huzurumuzu sağlamış olur. Ondan sonra hayat sürecimiz devam ederken insanız doğumdan ta ölüme kadar ne yapmamız lazım? Eğitim görmemiz lazım. Yine Kur'an-ı Kerim'den cevap verelim. Allah Suresi İlbincel Esra'mızı bile. İkra bismi Rabbikellezi halak. Cenab-ı Allah'ın sizi yaratan Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hitaben bizlere dolayısıyla insanlara seni yaratan Allah'ın adıyla oku diye. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Bizleri, bizi yaratan Cenab-ı Allah hayatta hayatımızın güzel geçmesi için ne yapmamız lazım? Okumamız lazım, Kur'an eğitimi görmemiz lazım, ahlak eğitimi görmemiz lazım, okullardaki tüm eğitimlerimizi görmemiz lazım ki hayatı öğrenelim. Ondan sonra ne yapalım? O yönüyle de hayatımıza devam edelim. Şurada bir gerçek ki herkesin bilmesi gereken kuralların biz doğduk muhakkak bir gün öleceğiz. Kur'an kim şöyle bir ifade kullanın, çocukluk sisteminiz nasılsa yaşantınızı, gençliğiniz, çocukluğunuz, gençliğiniz ondan sonra belli bir yaşa gelmeniz ve daha sonra da ihtiyarlık süreci nedir? Çocukluğuna ihtiyarlık süreci ikisini beraber ne yapıyor? İlk başladığınız gibi aynı şekilde sonlandırırız diye bu şekilde Cenab-ı Allah bir ifade kullanıyor. Yani bu ne demek oluyor? Yani yaşlılık belli bir süreye geldikten sonra ne oluyor? Aynı tekrar bir daha yeni doğmuş gibi çocukluk sürecine geçmiş oluyoruz. Bizden burada anlayacağımız hayatımızın devam edebilmesi için doğumla ölüm arasında inanç sistemimizi güzel şekilde takip etmektir. Allah razı olsun hocam. Böyle hani güzelce ifade ettiniz hocam. Bir insan hayatının normal şartlarda bu şekilde takip edilmesi. Ama bunu şöyle puzzle parçası olarak bölersek desek evet. Ki bir insanın dünyada hayatın, Müslümanın hayatın görevleri, parçaları. Hani ben şunu da söylemişlerdi. İnsanoğlunun hayatı dört mevsime benzer. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ama bunu böyle 20'şer sene koyarsak, yani tabii insanın hayatını tam bilemiyoruz. Evet. Erken ölüm oluyor, geç ölüm oluyor. Kesinlikle. Ama böyle bölersek, yani bir Müslümanın, bir insanın, özellikle biz Müslüman Türk toplumu olarak böyle bölersek, görevlerimiz 1'den 20'ye kadar şu olması lazım. 20'den 40'a kadar şu olması lazım. Evet. 40'tan 60'a şu olması lazım. 60'tan sonra emeklilik dediğimiz bir yaştan sonra evet. Şu olması lazım deyince bunu görevler olarak tam ne yapmamız lazım? Bir çocuk görevi, bir yetişkin, ondan sonra bir veli, bir ondan sonra bir yaşlımız. Evet. Bunu böyle bir bölersek yani tam nasıl, birazcık detayına insek nasıl yaşamak evet, lazım? Evet, şimdi tabii hepimiz ne yaparız? İşte ilk doğumla beraber ne yapılır? İşte aileler, özellikle anne baba, ondan sonra ebede dediğimiz nineler, dedeler, herkes ne yapar? Aile, efratları, herkes ne yapar? İşte sevinçli oğlan olacak, bir kız olacak, fark etmez. Kimse mesela tabii çocuğu olmayanlar, o da ayrı bir şey. Biz mesela genel itibariyle şu şekilde algılamamız daha doğru mesela, doğduğunda ne yapar? İşte herkes üzerine işte üşüşür. Halk ifadesiyle işte ne yapar? Güzel beslenmesi, ondan sonra korunması da titizlikle ne yapar? Hep beraber onun korunması ne yaparız? Hep beraber sağlarız. Hatta birbirimize bırakmadan işte ben bakacağım, sen bakacaksın, sen seveceksin diye. Bu işe güzel bir telaşını ne yapardı? Hatta şu da hemen aklımıza gelmiş ya şöyle bir ifade edelim. Mesela önceler işte biz bunlar işte 30-50 sene önceki büyüklerimiz ne yapardı? Televizyonların olmadığı zamanlarda bir evde işte çoluk çocuk olduğu zaman ne olurdu? Dedikodu olmazdı. Çünkü herkes ne yapardı? Çoluğuna çocuğuna meşgul olurdu. Herkesin bir meşgalesi var. Ama şimdi şu an mesela teknolojinin beraber insanların meşgalesi çocukluktan ziyade ne yapıyor? İşte televizyon, ondan sonra telgraf, değişik teknoloji o şekilde takip ediyor. Şimdi biz 0 yaş
dan itibaren mesela burada Avrupa'da olsun ve Türkiye'de olsun şu an şeyde başladı tabi. Anaokulu dediğimiz belli bir işte 2,5-3 yaşından itibaren de yapılır. İşte okullarda işte anaokulu eğitimi aldırılır. Daha sonra işte ilkokul, daha sonra işte orta lise derken bu şekilde yapılır. 20 yaşına kadar eğitim süreci çoluğun çocuğu işte anne babanın desteğiyle beraber maddi ve manevi olarak ne yapar? Bu destek bu şekilde devam eder. Tabii sadece şunu da iyi bilmek lazım. Sadece çoluğun çocuğun mesela okuması değil. Bu her tarafta aynıdır. Burada da Avrupa'da da aynıdır. Türkiye'de de aynıdır. Gençlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz %50 eğitim çocuğun istemesi lazım. %50 de annenin babanın destek olmasıyla beraber ne yaparlar? Okul güzel eğitimini görür. Ha şu mesela zorlanmaması gerekirse illerse şu mesleğe girse her kişinin içinden kalitelerinde hangi meslek gelirse hangisini becerebilirse ne yapması lazım onu o şekilde takip etmesi doğru olan bir. İkinci olan mesela ne oldu? İşte eğitimini gördü. Annenin babanın işte üzerine düşen görev işte sünnet edilmesi, doğduktan sonra işte eğitimine üstlenmesi, destek olması, ondan sonra 20 yaşından, ondan sonra 40 yaşına kadar işte evliliğinin takip edilmesi, işiyle, mesleğiyle beraber takip edilir. Yine annenin babanın hani evlendirmeyle beraber işte anne baba zaten bundan kurtulmuş değil. Yani İslam adına da hepimiz daha öylesine kadar birbirimizden sorumluyuz. Bu sorumluluk sistemi ne oluyor? İşte belli bir süreye kadar devam eder. Ondan sonra gençlerimiz hayat öğrenir. Evlenmenin işte sistemi nedir onu öğrenirler. Çalışma nedir, meslek nedir, çoluğa çocuğa bakma nedir. Ondan sonra ev, aş, iş, eş derken bunların hepsinin takibi nedir? Bir büyük bir sorumluluk yani gençlik merhalesiyle beraber ne yapılır? Bu güzel şey, sistemler o gençlerin üzerine işte yüklenmiş olur. Ondan sonra kendileri hayata annesinin babasını yokmuş gibi kabul ederek hayatları sırtlarını alarak bu şekilde ne yaparlar? İyisiyle kötüsüyle kadını erken ne yaparlar? Bu şekilde yollarını takip ederler. 40 yaşında sonra da artan ne yapılır? İşte belli bir süreye kadar işte hayat kendisini yormuştur, çalışmıştır, kazanmıştır. Ondan sonra 50'de, 65'de derken ne yapıyor? İşte bu şekilde emekli sürecine kadar şeyleri takip eder. Ondan sonra torunların işte sevme, ondan sonra bakımlar ve çoluğun çocuğun işte evde baktığı vesaire buna benzer hayatlarını takip ederler. Tabi bunlar bu şekilde takip edilirken saygı sevgi içerisinde ondan sonra inanç sistemi içerisinde takip etmemizi ne yapar? Bu her kişi iç ve dış huzurumuzu sağlamış olur. Şöyle din açısından şöyle bir değerlendirme yapacak olacak. Birinci sırada işte bu ta doğumdan ölesiye kadar biz sistemimizi takip ederiz ki birinci sırada işte Allah'a kul olmayı yani inanç yönüyle. Ondan sonra peygamber salısını peygambere işte ümmet olmayı daha sonra Kur'an'a ondan sonra İslam'a hizmet etme yolunda ne yapmamız lazım? Bir hizmetimizin, bir katkımızın olması lazım. Daha sonra biz bunu yani İslam ahlakı dediğimiz şeyde güzel saygıda, sevgide, selamlaşmada, yardımlaşma bunların hepsini çoğaltabiliriz. Biz bunları ne diyoruz? İslam adına ahlak diyoruz. Ve bunların bu şekilde takibine de antiparantez olarak ne diyoruz? Saygı, sevgi. Biz işte hani küçüğümüze işte sevgi, ondan sonra büyüklerimize saygı işte bunları biz ortadan kaldırdığımız zaman o zaman ne olur? İnsana kadar hiçbir değerimiz kalmaz. Diğer inançlar ve özellikle İslam dini ne yapmıştır? Saygı sevgi. Ta küçük torundan, çocuktan tut ta en büyük yaşlarımıza kadar, büyüklerimize kadar her ikisinin arasındaki hayatımızın her diliminde saygı ve sevgiyi ön planına çıkartacak. O zaman biz ne yapacağız? Ölüm edebileceğiz, hayat edebileceğiz, yaşam edebileceğiz, yemesinde, içmesinde her türlü şeylerimizi bu şekilde dengede tutmuş olacağız. Hemen dengede şunu da bir misal olarak verelim. Ondan sonra diğer şeye geçelim. Büyüklerimiz herkes hatırlar. Terazinin iki kefesi vardı. Bir mesela sağ tarafına işte dünyalık olarak şeyi koyduğumuzda sol tarafta işte maneviyat dediğimiz işte duaydı, ibadetti, inançtı. Biz her ikisini de bu şekilde dengeli bir şekilde takip ettiğimiz zaman o zaman hayat daha da güzelleşmiş olur. Allah razı olsun hocam. Çok güzel dillendirdiniz, çok güzel anlattınız. Ve işte madalyanın da öbür tarafı dünyaya evet. Geldik, görevimizi yaptık. Ve en güzel şekilde sağlıklı olarak, severek, sayarak en güzel şekilde toplumda bir faydalı insan, birey olmak için koşturuyoruz. Lakin bunun da bir ölümle gerçekleşen sonuç evet. Var. Ve bu ölüme, yani burada zaten ana maddemizden bir tanesi, ölüme hazırlık, ölümü de hatırlama. Evet. Yani biz böyle bir telaşın içindeyiz Sayın Hocam, öyle bir koşturuyoruz. Şimdi bunu yapacağım, şunu yapacağım, şimdi şöyle. Bazen oluyor ki böyle bir erken ölüm geliyor, hayat birden duruyor herkese. Herkes şok oluyor. O zaman bir şok oluyor. Veya bir hastalık geliyor, o hastalıkta diyorsun ki bir zaman oluyor ya iyileşiyor veya Allah'ın takdiri ölümle sonuçlanıyor.
sonunda da yani hepimiz şöyle düşünüyoruz ya, biz affedersiniz 80-90'da öleceğiz hesabı yapılıyor maalesef. Ama eve gideceğimiz belli değil. Değil. Evet. Yarını çıkacağımız belli değil. Yani böyle biz böyle bir hayat senaryosunu çiziyoruz da Sayın Hocam, ölüm gerçeğine de her günde hazır olmamız lazım. Ölüm kesinlikle. Gerçeği nedir bir insanoğluna, bir Müslümana, ölüm gerçeği nedir ve buna nasıl hazır olmamız lazım? Evet. Şimdi tabii ki ayetine küllü nefsin zayikatun mesumiyeline tücen, her nefis taşıyan can ne yapacak? Muhakkak ki bir gün ölecek. Tadacak. Bu hangi işte insanda, cinde, aklımıza her türlü nefis taşıyan, can taşıyan tüm herkes mahlukat yaratılmışlar. Ne yapacak? Muhakkak ki bir gün son bulacak. Doğumla ölüm arasındaki işte hayat süreci hepimiz için geçerli olan kuraldır. Hani zaman zaman işte Cenab-ı Allah işte hatırlat, işte ölümü, hayatı her zaman işte hatırlayın, devam edin. Buna bağlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hayatı acılaştıran ölümü her zaman ne yapın? Hatırlayınız diyor. Ve bu ne demek? Yani ölüm mefhumu, sistemi, Allah'ın kuralı nedir? Gizlidir. Ta bu sıfır yaştan ta ölesiye kadar, belli bir yaşa kadar ölüm sistemi gizli olduğu için onunla dolayı ne yapılır? Hepimiz muhakkak ki yani Allah'a kulu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte ümmet, ondan sonra İslam'a, Kur'an'a, inancımıza, kitabımıza saygı, sevgi içerisinde, onun içerisindeki sistemini hep takip edebilmektir. Yani söyledim, bahsettiğiniz gibi dünya hayatı tabi ne yapıyor? İşte hepimiz de şu işi yapacağım, bunu yapacağım. Yani hiçbir zaman kime sorarsan sorunuz, herkes ne yapmıştır muhakkak ki? Yani işte işini tamamlamadı, vesile planlamış olduğu şeyleri tam yapmadan ne oluyor? İşte çünkü ölüm sistemi gizli olduğu için ben işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, onu edeceğim, bunu edeceğim diye bu şekilde bir telaşı içerisinde hayatımız devam ediyor. Bir de bakıyoruz aniden azarı kapıyı çalmış, almış gitmiş. Allah rahmet eylesin. Bunlar tabi durum belliyken o zaman işte ayette de Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah da ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizlerine de zaman zaman hatırlatıyor. Hem dünyanız için hem de aynı zamanda ahiretiniz için çalıştığı zaman bak ne güzel sistem koyulmuş. Senede işte 29-30 gün işte Ramazan orucu tutulması, insanlara sadaka, zekat verilmesi, yardım edilmesi, ondan sonra dünya neresinde olursa olsun her türlü insana ihtiyaç sahibi olan insanların hepsine yardım isteğinin takip edilmesi ve hepsinden çok çok önemli 5 vakit namazın kılınması. Biz namaz kılmadan önce mesela ne yapıyoruz? Her türlü kötülüklerden, virüslerden, pisliklerden arınmadan ne yapıyor? İslam büyük bir temizliği koymuş. Çünkü abdest almadı, ondan sonra kutsal abdest alınması, ondan sonra iç ve dış temizliğin yapılması ne yapar? Bunlar çok çok önemli olan şeyler. Çünkü bunlar hayatımızın gerçekleri dediğimiz. Bir de işte bu yani var olan hayatı yaşarken işte ölümü de bir kenara atamaz. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Siz kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacak, yani bulacaktır muhakkak ki. Çünkü baştan söyleyen ne dedik? Her canlı ne yapacak muhakkak ki? Ölümü tadacaktır. Biz o zaman ne yapacağız? Bize Allah'a götüren sistem neyse yiyeceğiz, içeceğiz, israf etmeden çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle hayatımızın her diliminde yani Allah'a kul olmanın sistemini yani tadını çıkaracağız. İsrafsız bir şekilde, düzenli bir şekilde sağlığımız, sıhhatımız el verdiği müddetçe ne yapacağız? Hayatımızı dengede tutarak yolumuza devam edeceğiz. Evet hocam. Hocam malum biz de bir cenazeci olarak değişik programlarda, değişik cenazelerde bulunuyoruz. Ve bu değişik cenazelerde de erken ölüm dediğimiz ve bir şey geçtiğimiz günlerde yaşadığımda sizle paylaşmak isterim. 19 yaşında bir gencimiz rahmetli oluyor ve o aile de sabırla eşine, dostuna o acının paylaştığını gösteriyor ve aileye de taziyeye geliyorlar. Ve o anne baba da o gelen dostlarına da, eşine, dostuna da taziye için teşekkür ediyor. Ama orada da böyle bir durum aklımıza geliyor. Hani güzelce yaşıyor, güzelce koşturuyor, çalışıyor, ibadet ediyor, güzel ameller yapıyor, güzel hizmet yapıyor ve hiç ummadığı bir acıyla karşılaşıyor ve diyor ki yahu niye ben diyor, niye bizim aile diyor, niye ben bunu yaşıyorum şimdi diyor, hak ettim mi diyor. Yani böyle aileler, Allah korusun, hani acı anlıyorsun, evet. Acı büyük, evlat kaybediyor. Öyle ailelerimiz yani bir hoca olarak İslam'da yani sabır hani doğrudur. O ailenin yani en büyük desteği ne olur o anda? Yani anlam bulamıyor,
Niye benim ailemde oluyor, niye bana oluyor diyor, niye benim çocuğum diyor. Bir çıkmaza giriyor. Bir çıkmaza giriyor. Bu aileye biz ne dememiz lazım? Bu aileye nasıl destek olmamız lazım? Evet. Tabii ilk önce şunu ifade edelim. Diyemezse ölüm anında, diyemezse ölüm döşeği dediğimiz, o anda işte zekeret anı diyoruz. O anda mesela denk geldiğimiz zaman ne yapar? İşte la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, şedem la ilahe ve şedem Muhammedur Abdur Resul diye. Bu şekilde güzel telkin dediğimiz ve bunlar güzel ifadelerle ne yapar? Söylememiz doğru olandır. Her şeyi sabırla takip etmemiz en doğrusu. Şimdi tabi bu şekilde an işte ölüm oldu ve işte yaşta hangi tür ölüm olursa olsun bizlere düşen insanlar olur. Özellikle Müslümanlara. Cenab-ı Hak ölüm ve hayatı yaratır diye. Daha önceki şeylerimize ne de işte sabırdı, şükürdü, ondan sonra hayattı, dünya hayatıydı, ahiret hayatıydı. Bunların hepsi bizler için. Biz hepsini kabullenmek mecburiyetinde çünkü bunlar bizler için yaratılmıştı. Bizler hiç yoktan Allah tarafından yaratılmışız. Biz işte Allah'a kul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet, İslam'a, Kur'an'a hizmetlerinde hizmetlerimizin takibi. Dünya hayatımız devam ederek işte acısıyla, tatlısıyla başka bir ayette Cenab-ı Allah neredeyse biz sizi çoluğuyla, çocuğuyla, malınıza, mülkünüzle, her şeyinize ne yaparız? İmtihan eder. Bu şekilde olayla karşılaştığımız zaman her zaman ne yapmamız lazım? Biz işte cenaze sahiplerine gittiğimiz zaman onlara işte İslam'ın güzelliğini, sabrı tavsiye etmemiz lazım. Ondan sonra Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Bu şekilde güzel ifadeler, gönlünü hoş edecek, teselli, yani tabiri caizse yüreğini su sepecek güzel ifadeleri kullanmamız bizlerin görevi. Yani cenaze sahiplerine düşen görev de, bu da işte bize Allah'tan geldi. Hangi sistemde, hangi durumda vefat etmesi olursa olsun, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Biz bunu işte sabırla, şükürle, duayla, ibadetlerle karşılamamız doğru olmalı. İşte bağırmayla, çağırmayla ne oldu? Diğer mesela bir olay yaşandığı zaman işte, ya işte Allah işte benim buldu, işte bu yaşta gideceğim, işte ölüm sana yakışmadı. Bunlar nedir? Daha önceki programımızda söyledik. Bunlar tabii İslam adına kesinlikle yanlış olan ifadelerdir. Haş o zaman biz ne yapıyoruz? Allah'a haşa ve kele devre dışı bırakıyoruz. Biz zaten Allah'tan geldik, Allah'a giriyoruz. Yani biz herkes şunu iyi bilmesi lazım ki biz işte imtihan sürecimizi takip ediyoruz. Allah bizi imtihan ediyor. Biz o zaman o imtihana bir boyun eğmemiz lazım. Sabırla şükür arasında, bak çok çok önemli, sabırla şükür arasında hayat sürecimizi takip etmemiz. Yani illa ki her türlü şeyle karşılayacak. Biz onu işte sabırla, şükürle, duayla, ibadetle karşıladığımız zaman o zaman orada Cenab-ı Allah işte bizim o sabır derecemizi denemiş oluyor. Biz o tam limite geldiğimizde o zaman ne olur? Cenab-ı Allah'ın işte o rahmeti, bereketi ve rahatlığı bize ulaşmış oluyor. Biz de işte ihsan etmeden metanet göstererek, güzel anlayış göstererek, Allah'a da saygı göstererek, elimizden geldiği abdest alıp iki rekatta arz namazı dediğimiz yani musibetlere karşı yangın olur, sel felaketi, her türlü kötülük, hastalık olur, ölüm olur. Bu tür şeyleri iki rekatta arz namazı dediğimiz Allah'a karşı hamd namazı kılarız. Hamdimizi Allah'a havale ederiz. Diğer her türlü şeyle karşılaştığımız zaman ona da ne yapıyorduk? Şükür namazı kılıyorduk. Biz işte bunları hoş bir güzel sedayla karşıladığımız zaman hem Allah'ı memnun etmiş oluruz hem de aynı zamanda karşıdaki insanı memnun etmiş oluruz. Bizlere düşen sabır ve güzellikleri ne yapma? Her zaman takip ederek manevi yönden zenginliğimizi yükseltmek. Manevi yönden zenginliğini yükseltme. Abdestine, namazına, orucuna, ibadetlerine işte Allah karşıda saygınlığımızda büyüge şeytanın vesveselerini engelliyoruz. Tabii kesinlikle bu şekil. Yani ne olur? O anda mesela Euzu billahi şeytanirracim söyleyeyim. La ilahe illallah buna mesela en güzel ifadelerini yapıyor. Kalbimizi rahatlatacak, mütmain edecek, tasdikleyecek güzel ifadelerimiz. Onun için teslimiyet nedir? Her şeyden önemlidir. Allah razı olsun hocam. Ve sevgili seyircilerim, bir küçük aradan sonra güzel ve daha müjdeli haberlerle geleceğiz. Yalnız biz burada cenaze konuşup da böyle içimiz şey olacak şekilde değil. Gelişmeler var, güzel gelişmeler var. Onları da anlatacağız. Ama küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sayın Hakan Karadağ hocamızla beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın, bizi takip edin. Küçük aradan sonra beraberiz. Evet sevgili seyirciler, tekrar hoş geldiniz. Dedim, bugünkü programımızda müjdeli haberlerimiz var. Müjdelerimizi de program sonunda size açıklayacağız. Ama bugün çok değerli hocamız, kent baş farhi imamımız Hakan Karadağ ve kendisi de
manevi rehber olarak eşe, dosta, sıkıntılı olan arkadaşlara destek oluyor ve kendisi de şu konuda da çok tecrübeli. Hastanede yatan hastalarımızı ziyaret edip onlara motive ediyor, dualar ediyor, sohbet ediyor ve başka türlü sıkıntılı olan ailelere de her zaman kendi de gönüllü olarak da çalışmayı zevkle, aşkla yapan bir abimiz, bir hocamız. Evet. Ve Sayın Hakan hocamız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hocam, bir kişi öldüğü zaman aile yakınları neler yapmalıdır? Çünkü burada çok değişik insanlarımız alışkanlığı var, kültürel hareketler var, evet, dini adına, İslam adına yapılan şeyler var. Ama en yakışan, en usulünce aile yakınları, birisi rahmetli olduğunda ne yapması lazım? Evet, tabi birinci sırada mesela ölüm vukuunu duyduğumuz zaman inne lillahi inne ileyhi raciun, yani Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz diye. Bu tabi hepimiz için geçerli olan bir ayetteki teselli cümlesi bir. İkinci olarak tabi Müslüman üzerindeki görevlerden diğer bir de işte cenazesine bulunmak. O şekilde bir cenaze vuku bulunduğu zaman ne yaparız? Oraya gideriz, uzaktaysak telefonla evet diye. Yakındayken biz yakından bahsedelim, evine gideriz, ondan sonra teselli ederiz, ondan sonra insanlarımıza ne yapar? Ailenin hepsine, kadınlara, erkeklere ne yapar? Güzel bir şekilde teselli verir, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz, sabredilmesini, ondan sonra şükredilmesini, Allah'a karşı teslimiyetimize ne yaparız? Orada oradaki insanlarımıza bu şekilde motive yönüyle ne yaparız? Büyük bir moral vererek insanımıza bu şekilde o olayın gerçeğini kabullendirmeye ne yapar? Çalışır. Bu anda nedir? Tabii insanımız ile hepimizin başında geçti. İnsan ne yapar? Ölüm vukuuna verebilir. Bu tabii yaratılışta olan şey. İlle ki üzüleceğiz, ondan sonra üzüleceğiz. Değişik duygular yaşayacağız, ağlayacağız. Bunlar tabii ölçülü yapmamızda fayda var. Şimdi bazen bağırarak, çağırarak saçımızı, başımızı, işte ve dizimizi döyecek ve yaka parça yırtarak bu şekilde değil de içimizden geldiği şekilde illa ki tabi ağlayacağız, üzüleceğiz. Biz bunu ne yapacağız? Sabırla beraber karşılayacağız. Karşıladığı insanlarımıza biz bunu işte teselli yönüyle, teselli dediğimiz karşılığımızda konuşarak insanlarımıza anlatmak. Yine buna ilgili bir atasözümüz var. İnsanlar işte konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa ne yapar? Anlaşır. Yani o anımızda da, o zor anımızda da, üzüntülü, hüzünlü anımızda da ne yaparız? İnsanlarımıza o yönüyle manevi desteğimizi vermiş oluruz. Biz bu şekilde manevi desteğimizi verdiğimiz zaman o zaman ne olur? Muhakkak ki insanlarımızda güzel bir rahatlama olur. Hep beraber el birliğiyle ne yaparız? İşte cenaze yapılması gereği, her türlü adan sege bütün kuralların hepsini hep beraber teselli ederiz, beraber yaparız. Çünkü o insanların üzerindeki o yükü almış oluruz. Onlar da bir rahat bir nefes almış olurlar. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Hocam şimdi bir evimiz şöyle bir cenaze evi senaryosu çizelim beraber. Bir evde bir cenazemiz var. Bir arkadaşımız, bir büyüğümüz rahmetli oldu. Ve İslami şartlarda bu cenazemiz yıkanması lazım. Daha kefene geçmiyoruz. Evet. Yıkanmada malum ben değişik cenazelere gidiyorum. Değişik cenaze yıkanıyor. Önce biz bir bay yıkamasını konuşalım, sonra bir bayanda da nasıl olduğunu da, evet, siz onu biliyorsunuz, yani eğitiminizde almışsınızdır. Lakin bazı yerler diyor ki şu olacak, böyle olacak, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, zemzem suyu koyacaksın, bunu yapacaksın. Hani oradaki hocam bunu diyor, buradaki hocam böyle diyor. Yani tam böyle bir normalde. Bazen de yöresel insanlarımız giriyor, aile yakınları. Yok hayır ben böyle gördüm, böyle olacak, evet, deniyor. Ama hocalarımızın işini kolaylaştırmak için, hocalarımızın yapması gereken, hocam yani hayır arkadaş, yöresel bakma, şey ya bakma, İslam'daki İslam şartı, İslam'ın yıkaması budur dediğimiz cenaze yıkamamız nasıl hocam? Kefenleme değil, yalnız yıkanması. Evet. Şimdi tabii yıkamada ilk önce mesela ve burada hepimiz Avrupa'dayız ve Türkiye'de yine aynı şekilde kasılhane dediğimiz, yani hastanelerde özellikle bu şekilde bir yer ayrılmıştır. Kasılhanelerde demesi burada öyle bir şey olmadı. Mesela Türkiye'de yeni mesela ne yapılır? İşte kıbleye doğru baş tarafı getirilerek ne yapılır? Cenaze ilk önce işte o
Kasılan nedeni yapılır, işte uzatılır teneşirin üzerine. Yıkarken de kıbleye yönlük mü olacak? Şimdi tabii baş tarafının kıbleye gelmesi doğru olur. Tamam, öyle yani, doğru olur. Ama şimdi yani biz hastanedeyiz. İmkan var. Hastanede de adamlar zamanı yani bizim hesabımıza göre yapmadı. Evet, tabii. Onlar oraya morgunu koydu. Ama o şekilde değil. Bir zararı var mı? Yok, herhangi bir zararı yok. Çünkü tamam. Yani orada önemli olan niyetimizdir. Yani niyet ettim. İşte Allah rızası için burada işte biz ilk önce erkekler işte meyit diyoruz tabii öldüğü zaman. Bu işte falan işte yıkama diye işte imamla beraber de yapın. Hatta mesela bu sadece imamlar işte hocaları yüklenmiş. İşte bu herkesin mesela yapması gereken, biz Müslümanların yapması gereken bir görevimizdir. Yani herkes kendi yakınını yıkadığı zaman o zaman da sevabı daha da güzelleşmiş olur. Ama bu görevler sağ olsun da biz hocalar işte bırakmışlar. Bizler de tabii sağ olsun bu tabii saygıdan, sevgiden, insanlıktan ileri gelen bir güzel kuramız. Onun için de tabii insanımıza ayrı bir teşekkür ediyoruz. Şimdi yıkarken... O da bir parantez. Evet. Şimdi aile yakınları geliyor, diyor ki ben bir görmek istiyorum diyor. Evet. Yıkanmadan önce görünmesi mi usulünce uygundur? Yıkandıktan sonra yani yüz kısmını hani son kez bir göreyim diyorlar ya. Evet. Yıkanmadan önce mi uygundur? Yıkandıktan sonra mı uygundur? Şimdi yıkandıktan sonra tabii görmesi uygundur. Yani yüz kısmı yalnız. Evet, sadece yüz kısmı. Evet. Ha, şimdi mesela bazı insanlar mesela kendisi işte cenaze olduğu zaman işte ürperiyor ve korkuyor. Evet. Ve işte kendini kaybediyor. Bu durumda olanlar varsa o zaman gösterilmemesi daha doğrudur. Daha doğru. Ha, demese biz sağ zamanındaki işte elimize gelen her türlü kadir kuralları, işte saygı, sevgi, her türlü yardımlarımızı gösterdiysek ne ala. Ama onun haricinde kalıp da işte öldükten sonra kimse bir faydası yok. Sadece Müslüman olarak, akrab olarak ne yapacağız? Görevimizi yerine getiririz. Evet. Bunu tabii altını çizerek hepimizin bilmesi doğru olandı. Şimdi kalkıp da orada mesela taşkınlık yapmamız o da yanlış. Yani orada işte yıkayan hocana birebir işte 2 kişi, 3 kişi ve 4 kişi işte orada işte kefenimizi kaldırması yapılmasında. Yıkanmasında tabii işte üzerinde işte şeyler, elbiseler varsa onlar çıkartılır. Ondan sonra ne yapılır? İşte ılık su, ne sıcak, ne soğuk. Yani o şekil zaten tüm hastanelerde sağ olsunlar. İmkanlar var. O şekil imkanlar var. Türkiye'mizde de o şekil imkanlar var. Yani biz o yıkanmışsa ne bizi? Kasılın ve işte kasılcılar mesela şey yıkanır. Burada da tabii imamlar bu görev yaptığı için akrabalardan da ve yakınlarına da gelenler ona da yardım edilir. Tabii ilk önce şeyin yıkanması yani tüm üzerini işte ıslatılır, sabunlanması ondan sonra işte. İlk önce güzelce yıkıyoruz. Tabii güzelce işte. Yani yarası doğru, varsa, kan varsa tabii, hepsi bir çıkması şimdi lazım. Onlar tabii işte yıkanması, ondan sonra işte taharet aldırması, daha sonra işte abdesti, işte kusal abdesti o şekil yapılması ne yapıyor? Güzel olur, doğru olur. Daha sonra tekrar üzerine bir daha su tutarak o şekil. Ne yaparız? Cenaze yıkama işlemi. Tabii yıkarken de gufranike yarahma. İşte Allah'ım sen işte onu mağfiret bağışla diye. Yani oradakiler... Onu bir tekrarlar mısın hocam? Seyircilerimiz evet. Tam bilsin. Bazı seyircilerimiz diyor ki ya bunun özel bir duası var mı? Bunu ya, bir öğrenmemiz duası, gereken tabii, bir şeyi evet. Var mı diyorlar. Hani mesela Amine Resulü'nde okuduğum işte gufranike yarahma. Gufranike yarahma. Diye o şekil Allah'ım işte mağfiret bağışla diye. Yani günahlarını affet diye bu şekil geniş bir manada. Onu orada işte yıkayanlar, onun yanında yardım edenler bu şekilde söylememişsin ne yapar? Mahrem yerler kapalı. Tamam mahrem yerler kesiliyor. Mahrem yerler zaten onun üzerine işte bir bez parçası bir şey yapılır. Ondan sonra kadının hepsi de geçerli. Evet. Erkekler de bu şekilde. Kadınlar da tabii yıkamışsa bir yine aynı şekilde. Yalnız kadınlar da tabii göğüs hizasında ta diz kapağında aşağı tarafına kadar orada da yine kapatılır. Orada da yine aynı şey yıkarken ufranike yarahman diye o şekilde yıkanır. Aynı sistemde işte tüm bir kalı yüzeyiz. Ondan sonra işte taharetti, ondan sonra abdestti, gusuldu derken bu şekil güzel, temiz bir şekilde yıkanmasını. Yani her şey deyince İslam temiz, biraz önce de söyledik. Nerede? İşte ibadet yapılırken temiz olunması. Ölümüz bile ne yapar? İşte İslam buna ayrı bir değer vermiştir. Çünkü öbür tarafa Allah'ın huzuruna temiz gidilsin diye ne yapar? İşte güzelce yıkatılmış olur. Sayın hocam, malum bazı cenazelerimiz oluyor. Ağır vakalar oluyor. İş kazası, araba kazası, affedersin zor şartlarda intihar, ondan sonra cinayetler, bir de yani vücudu kopmuş olduğu halde böyle bir durumlarda yanması veya kişi rahmetli oldu, evinde kimse bilmiyor, bir hafta iki hafta evinde yalnız yaşamış, koku yapmış, böyle ağır bir vakada yani zor durumda bu dediğimiz prosedür geçerli midir?
Atıyorum şöyle bir şey yapsak. Vücut araba kazasında veya iş kazasında koptu. Evet. Bacak kollar koptu. O nasıl olacak? Şimdi tabii mesela bacakta kolludu. Yani vücutsal olarak bir vücudun belli bir şeyi olduğu zaman tabii ki de yıkanılabilir. Yani Allah etmez tabii kimsenin başına ölmesin. Vücudun yüzde çoğunu işte koptuysa ve diğer parçalar varsa o şekilde bir araya getirilmesi imkanı varsa ona olur. Bir estetik ameliyat yapılması şart yani, değil. Yani varsa yani öyle bir yani o kaza anında işte koluydu, bacağıydı, başta her neyse o tür şeylerse eğer bulunduysa bir işte estetik bir ameliyatın beraber o tutturma o şekilde güzelce tekrar bir daha yani ustanı fazla yani eziyet etmeden şey yapılabilir. Ben buradan yani. Seyircilerime de söylemek istiyorum. Çünkü ben böyle cenazeler de görüyorum. Buradan da seyircilerimiz de şunu bilsin. Yani burada hocamız da var. Ağır bir vakalarda zaten ilk önce evet. Polis, savcı onlar baktıktan sonra her ilk önce zaten biz cenazecileri çağırıyor. Evet. Diyor ki aile gelmesin. Durun. Önce cenazeciyle biz bunu evet. konuşmak. Ve orada da savcı ve polis diyor ki biz bu cenaze bak ağır durum. Evet. Anne baba yani güzel hatırlasın, görmesin diyorlar ama tabii bunu da yapamazsın. Anne babaya diyemezsin bakma diye. Ben de orada da diyorum yani bakın siz müsaade edin. Ben bunu görsel hale getireyim. Bunu işte cenazelerimize estetik bunu eğitimini aldık biz. Onu yani eski haline vücutları, tabii götüremez ama tabii, birbirine yapıştıracak yani şekilde birbirine dikişini yapın diye. Evet. Ya bazı ailelerimiz buna karşı geliyor. Yok diyor. Abi bak gerekiyor. Bak burada hocamız da diyor. Buna usulünce yapılırsa ve yani tabii herhangi bir sakıncası yani. Bir o İslami şekilde. Olarak bir sakıncası yok. Yani burada yani. Bir sakıncası olmayan şeyi de lütfen hani müdahale edilmesin. Sizin iyiliğiniz için. Evet. Yani öyle yarası büyükse biz onu görsel hale getiriyoruz diyoruz bunu. Görsel hale. Evet. En azından tekrar bir parça olarak İmkanlar görsünler. İmkanlarımız da var. Evet. Hastanede imkanlarımız var. Bizim de bu konuda da tecrübemiz var. Kesinlikle. Ve ailelerde buradan da söylüyoruz lütfen bu konuda cenazecilere yardımcı olun. Bize evet, vakit aynen. verin. Yapalım. Ondan sonra o şekilde hazırladıktan sonra hocamız gelir. Kesinlikle. En güzel şekilde evet. yıkamasında, kefenlenmesinde şey olur. Ya, aynı zamanda son olan mesela görünür olur. İşte orada işte vücut parçaları bir araya getirilmiş olur. Yani sadece görsellik olarak o şekilde bir araya getirilmesi doğrudur. Yani herhangi bir İslam adına biz bir sakıncası zarar falan yok. Evet. Buna bu şekilde şey yapın. Tabii insanın da bunun anlayış göstermesinde. Çünkü en büyük imkanlarımız, imkan olmazsa hiçbir tane şeyde bir tane o zaman ne olur? Var olan parçası o şekilde işte defnedilir. Allah Cenab-ı Allah rahmet etsin diye şey yapar. Diğer şehirlerde mesela evlerde işte kokmuş ve işte yangın vakalarında yani vücutsal zor herhangi hiçbir şey kalmadıysa ve işte tamamıyla işte kömürleşmişse ve işte yani yıkanacak bir durumda değilse o şekilde yapılır. O şekil defnedilir. Hafifçe su yani dökülür. Eğer öyle bir imkan varsa hafif bir su dökülür. Ondan sonra zaten çünkü zaten bazı yetir, durumlar evet. oluyor. Allah göstermesin. Ellesen parça kopacak, evet, yani bir şey olacak. Için, daha zarar şekilde, vereceksin, tabii, zarar, onu vermeyeceksin. İslam yani. Zararı verme, eziyet evet, etmeden eziyet o etme. Şekil, o şekilde ne yapılması, defin edilmesi evet. doğru. Cenab-ı Allah ruhunu şad etsin diyoruz. O zaman bazen ailelerimize diyor ki ya ben zemzem suyu getirdim diyor. Evet. Zemzem suyu yani yıkandıktan sonra veya abdest aldırdıktan sonra böyle su dökmelerinde bir çörek şeyi otu. Var mıdır yani? Bir ya çörek otu da var orada. Evet. Bir şimdi, ekstra çörek otunu da şu şekilde şey yapalım. Hani mesela bizlerde işte kültür olarak yerleşmişti. Mesela Ramazan aylarında o pidelerin üzerine işte ne yapılır? Evet. Çörek otu güzelce serpiştirilir. Bununla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte çörek otunun işte kokusuna işte şeytan ve ona benzer mahlukatlar uzak durur diye. Ondan dolayı mesela o çünkü oruçlunun açacağı o iftar saatindeki o mis kokulu çörek otunun kokusundan uzaklaşsın da o Müslümanın, müminin yapmış olduğu ibadet Allah'ın yanında makbul olsun diye. Yani herhangi bir ibadetine riya yani diğer bir şeye karışmasın diye ondan dolayı bunu kullanın. Yani ölüm anında da bu şekilde şey yapılır ki işte şeytan gelip de işte ölüm anında da yine o rahmet olanı işte şey yapmasın diye ondan dolayı ne yapılır? Yani herhangi bir sakınca bu hadiste sabittir. Çöre götür şey yapılabilir. Ha, zemzem suyu da tabii o da tabii özel ve mukaddes bir su olduğu için onu da varsa sepilebilir herhangi bir eline, yüzüne. Tabii yani hani tüm şey olarak da sepilebilir. Serpebiliriz yani. Yani onda herhangi bir sakıncası yok. Eyvallah.
Hocam yıkadık, abdestini verdik ve geldik kefenlenmesine. Evet. Bu kefenlenme prosedüründe sağ olsun cami hocalarımızdan ben çok güzel değişik taktikler görüyorum. Hepsi, her hocayı biraz kendine göre kolaylık evet, var tabii, yani. Herkes kolayını ki yapıyor. Ama böyle baksak böyle hani bir standart kefenlenme şudur. Şu parçalar lazım dediğimiz kefenlenmeyi evet, nasıl yapıyoruz? Tabii erkeklerde mesela üç kısım. Mesela gömlek dediğimiz hani halk arasında yakasız gömlek hatta ilahilere de söz konusu olmuştur. Yani ne yapılır? İşte sadece başının girecek, işte ortadaki mesela diz kapaklarının geçeceği şekilde ne yapılır? Gömlek şeklinde. Bu birinci. Ondan sonra ikinci ve üçüncü parça olarak da ne yapılır? Uzun ta ayaklarını ve başlarındaki oradan işte bağlanacak bir şekilde. Bunlar ne yapılır? Üç parça olarak hazırlanmış olur. Yani erkekler için bunlar ne yapılır? Ya bazen mesela cenaze işte yaş kilo olarak kilosu fazladır. Mesela kaldırma imkanı yoktur. Mesela ne yapılır? Söylediğim mesela taktik olur. Mesela bazen mesela rol şeklinde yapılır. Bir tarafını geçir. Ondan sonra diğer tarafta. Bu da olabiliyor. Ondan sonra eğer orada işte insanın 3-5 kişi daha fazla varsa cenaze yani yine eziyet etmedi. Yine giydirirken de yıkarırken de bu şey ilk önce işte o gümlen gidilmesi. Daha sonrası o iki tane parçanın birinci ve ikinci olarak ne yapıyor? Sağlı sola örtülerek ondan sonra baş ve ayak ucunda bağlanması. Erkeklere bu şekil. Kadınlarda da yine aynı şekil vardır. Yalnız kadınlarda iki tane daha fazlası vardır. Baş örtüsü bir de göğüs örtüsü diye o şekilde ne göğüs yapılır? O şekilde. Yani onlarda da onlarda gömlek, başörtüsü, göğüs örtüsü. O ekstradan. Ondan sonra baş, gene iki örtüsü tane de hani, komple kapatmak için. Komple kapatmak için bu şekilde evet, bir kefenleme sistemi. Zaten İslam'da bayanları bayanlar yıkıyor. Kadınları sonra bayanları bayanlar, erkekleri de erkekler. Erkek. Tabii sistem bu şekil. Tabii o şekil yani Gufranike Rahman diye yıkanırken de. Tabii kefenlenirken o şekil mesela tabii salavata getirebilir. Ha, biraz önce söylemiş olduğunuz işte eşi dostunu gelip görmesi. Yani son işte kefenlenirken sadece bir yüz kısmı sadece geçerken oradan evet, ruhuna Fatih Uğra geçmesi evet, doğrudur. Bu şekilde yapmamız da doğru olandır. Ama işte söylediğimiz gibi işte eğer işte vatandaşta dayanamıyorsa işte bundan sonra işte yüksek şekilde ses ve çığlık atacaksa o tip insanların da böyle akrabası olsa gösterilmemesi doğru olandır. Çünkü tamamen son anında yolculuğunu yapmışsın. Tabii ölüye de diriye de İslam'da yapmıştır. Saygıyı ön plana koymuştur. Biz işte ölümüze de dirimize saygımız olmadığı zaman o zaman ne olur? Hiçbir şey yerim. Bununla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte onların zamanında bir Yahudi cenaze geçerken ayağa kalkıyor. Ondan sonra sahabenin tabii dikkatini çekiyor. Allah nasip bu işte giden cenaze Yahudi'ydi. Biz işte ölüye de diriye de bu şekilde saygı gösterir. Evet. Bir de tabii peygamber sistemi metodu olarak ölümüze de dirimize de her zaman saygı göstermemiz lazım ki işte o zaman bize de bu şekilde hani merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bize ne yapmamız lazım? Bu şekilde ölümüze dirimize sahip çıkarak o şekil saygı göstermemiz doğru olan. Sayın hocam, İslam'da dünyaya gelmeyen erken ölümler, bebekler görüyoruz, duyuyoruz. Bunlar dünyaya hani gelmeden anne karnında rahmetli olan bebeklerimiz. Evet. Yıkanıyor mu? Yıkanmıyor. Şimdi tabii orada da bir değişik konular geçiyor. Evet. Yani bu net olan tam nedir? Şimdi tabii net olan tabii anne karnında işte doğmadan ölüyse tabii o şekilde yine bir bez parçasını serilip tekrar şey yapılabilir. Yani dışarıya çıkmış bir bebek gibi yıkamıyoruz. Yani yıkamasına gerek yok. O şekilde. Abdesti falan almasına yani gerek. Yani o şekilde zaten yok, onlar meleke tabii durumdadır. O şekilde kefenle beraber işte bez evet, parçası sarıp o şekilde defnedilir. Doğduktan sonra mesela ölüm vakası medene geldiği zaman o zaman ne yapılır? Tekrar usulen bir yıkama şeyi de yapılır. O şekilde defnedilebilir. Yani evet. Sevgili seyirciler, şey burada duyduğunuz gibi Sayın Hocam, Hakan Hocamızın dediği gibi bir erken doğum, erken ana karnında bir ölüm gerçekleştiyse o çocuğumuz yıkanması veya abdest alınması gerekmiyor. Namazı gerekiyor mu hocam? Şimdi tabii namaz kılınabilir yani. Kan namaz kılınıyor. Yani namazını kılıyoruz. Şey namazını kılıyoruz ve o şekilde de definine ediyoruz. Sayın hocam, dünyaya bir kız çocuk geldi. Evet. Yani hani diyoruz ya kadını kadınlar yakıyor. Hani kadın evet, olduktan sonra ama dünyaya kız çocuk geldi. O kız çocuğu da mecburi bir bayan mı yıkaması lazım? Yoksa bir yani daha yeni geldi onu bir yani imam yıkayabilir mi? Cenazeci yıkayabilir mi?
babası veya kardeşi yıkayabilir mi? Öyle yani, daha erken yani, daha küçük bir bebek. Şimdi tabii kız ama. Küçük de olsa biraz önce mesela ölüye saygıdan dolayı onunla ilgili hadisten bahsettik. Tabii İslam her şeyi hassasiyetle düşünmüştür. Şimdi tabii her türlü imkanı olduğu için kız da olsa oğlan da olsa, kızlar işte kadınlar oğlanlardakine erkekle yıkaması doğru olandır. Sadece ve sadece zaruret halinde hiçbir zaman hiç kimse bulunmadığı zaman, o zaman zaruret hasıl olduğu zaman, o zaman ne olur? Mecburiyetten yıkama olur. Ama onun haricinde her türlü imkanı olduğu için kadınlar da çok, erkekler de çok. Bu şekilde herkes kadın kadınları, erkekler. Küçük bebek de olsa, kadın da yıkaması yerindedir. Bebek de olsa, yetişkin de olsa, hangi durumda olursa olsun her şey kadını kadın, erkeği de erkek. Bu şekilde yıkaması doğru olabiliyor. Evet. Hocam, cenazemizi biz kefenlemeyi yaptık ve orada aile yakınları bize yardıma geldi ve orada da biz şimdi bazı yerlerimizde görüyorsunuz hastanede namazı kılınıyor. Bazı yerlerde görüyorsunuz camimize götürülüyor. Yıkandıktan sonra hemen namazı kılınması zaten isabettir değil mi? Öyle bekletilmesi yerinde değildir. Cami değil yani, 2-3 cemaat olduk mu o da bir hani hasta önünde namazını kılmamızda buna nasıl bakılıyor? Burada bir sakıncası var mı? Şimdi tabi buralarda hepimiz diğer gurbet ildeyiz. Burada mesela değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Ne oluyor? İşte hastanede herkes, insanlarımız duymuştur, oraya gelmiştir. Cenaze yıkandıktan sonra ne yapıyoruz? Orada işte güzel yerler de var, alanlar da var. Oradan hepsi illaki tabi burada işte hemen işte hastanenin önünde ne yaparız? Orada işte Allah kabul etsin. Cenazenin işte namazı, işte duası yapılıyor. Ondan sonra tekrar konsolosluk vasıtasıyla beraber ne yapılır? Ta gideceği havalanana kadar gönderiliyor. Yani imkan varsa zaman dahilinde o zaman ne yapılır? Camilere götürülür, camide de kılınabilir. Ama işte zamanla yarışma olduğu için sizler de tabi bu işin içerisindesiniz. Mecbur konsolosluğa gidilmesi lazım. Orada işte iptal edilmesi lazım. Oradan işte havalanın vesaire diye. Bir de trafik sorunları. Bunların hepsi ayrı bir zaruret haline geliyor. Mecbur oradan hemen ne yapılır? Sabahleyin cenaze yıkandıktan sonra ondan sonra hemen namazı kılınıp orada ise duası yapılır. Tekrar gönderilmesi doğru olandır. Eyvallah. Teşekkürler. Evet sevgili seyircilerimiz, çok güzel aydınlanma oluyor burada. Cenazelerimizle ilgili, cenaze sahipleriyle ilgili. Son sorularımıza gelmeden önce tekrar bir kısa aradan sonra beraber olacağız ve güzel haberlerimizi de son bölümümüzde hocamızla beraber ve sonunda da rahmetli olanlarımıza, şehit düşen askerlerimiz için ve bütün geçmişlerimiz için de hocamızdan da bir dua alacağız. Burada bir iki güzel müjdeli haberimiz de var. Yalnız böyle karamsar, böyle biraz sıkılacak konular değil. Güzel haberlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Biz bize yapıyoruz bu programı. Ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden güzelce sık sık devam edeceğiz. Ve hocamıza tekrar, Hakan hocamıza sorularımızı böyle güzelce soracağız. Hocam, bir cenaze sahibine gittik, taziyemizi verdik. O aileye manevi destek olarak ne yapabiliriz? Nasıl destek verebiliriz? Bir taziyemizi verdik, bir de onun dışında manevi destek ne demektir cenaze evine? Evet, tabii ilk önce başsağlığı diliyoruz, taziye dediğimiz. Orada tabii bir Fatiha okumamız, ondan sonra Kur'an'la da el Kur'an'ı minel şifa, Kur'an-ı Kerim şifadır. Kur'an'ın o güzelliğini, orada Allah'ın sözünü orada hatırlatmamız ve hatırlamamız, okumamızı ne yapar? Orada herkese bir manevi, en büyük bir destekti. Bu desteğimizi sağladıktan sonra işte teselli yönüyle işte sabırdı, şükürdü, Allah'a karşı verilen her türlü nimetlerimizin, her şeyin Allah'a arz olacağı, hepimizin öbür tarafa gideceğimizi, bunları ne yaparız? Teselli yönüyle insanlarımıza, oradaki cenaze sahiplerine ne yaparız? Bunları aktarır. Diğer bir şeyle tabi illa ki hepimiz insanı yiyeceğiz, içeceğiz. Şunları tabi takip etmede fayda var.
vatanımızda, özellikle doğu tarafında da bu güzel kurallarımızda Türkiye'nin her tarafında önceliği bu şekilde devam ediyordu. Halinde de devam ediyor. Ceneze sahipleri acılar büyük olduğu için, üzüntüleri çok olduğu için kapta gelen misafirlere, taziye için gelen insanlarımıza yemek yapacak, hazırlayacak durumda değiller. Konu komşu orada ne yaparlar? Anlaşırlar. Ondan sonra herkes bir vakitte yemek getirir. Orada uzaktan yakından gelen eşe dosta ikram ederler. Ondan sonra güzel işte her gelen işte Fatih okur. Her Fatih'in okunması, işte Kur'an'ın okunması, duanın yapılması ne yapar? Aileye ayrı bir artı olarak döner. Bu da ne yapıyor? Manevi yönden, pozitif yönden ne yapmış olur? Aileyi kendisinin değişik bir boyutlara kadar getirip o zaman kendisinin yalnız olmadığını hissettirmek bu nedir? Hepimizin birinci sırada görevimizdir. Yemesiyle, içmesiyle, manevi desteğiyle bu şekilde yapmamız insanlar ne yapar? Hayata hem bağlamış olur hem de aynı zamanda Allah'a karşı isyandan uzak tutmuş olur. Buna çok önemlidir. Onun için hayatımızın her dilimde özellikle o anda ne yapılmasıdır? Manevi desteğin, moralin verilmesi ne yapılır? İnsanlarımızı ayrı bir motive kazandırmış olur. Sayın Hocam, ben de geçtiğimiz hafta işte hani daha demin dedim ya bu 19 yaşında bir gencimiz rahmetli oldu diye. Orada bu çocuğumuzun babası definden sonra o çocuğumuzun okul arkadaşına, mahalledeki arkadaşlarına, bütün tanıdıklarına hepsine yemek ikram etmek istedi. Bak çok güzel hazırlanmış, çok güzel hizmet veriyor. Ama baba yerinde oturmadı. Yani böyle iştahla, böyle o kadar samimiyetle çocukların arkadaşı ya, yedirmesi için. Hani o çocuklara bakarak kendi çocuğunu gördüğüne inanıyorum ben. Evet. O çocuklar hani dostluk yaptı. Normalde hani böyle cenaze evlerinde yani yemek ikramı hani sıcağı sıcağına belki yerinde değildir diyorum ama o babayı gördüğümde dedim ki ya bak bu baba sanki kendi çocuğuna yediriyor gibi bir heyecan vardı. Dedim ya bu adam hak ediyor yani bu adam o yani diyemedi evet. Ki ya otur da acını yaşa aynen, yani evet. Biraz yandı. Hayır o baba koşturdu tabak verdi o çocuğa dedi ki sen de yedi de bu çocuğa dedi ki sen de yedi de sen benim çocuğumun arkadaşısın dedi de böyle yani o babayı görsün dersin ki ya bu adam yani büyük insan büyük bir şey yaptı. Hizmet verdi. Her çocuğa bakınca kendi çocuğunu da gördüğüne de inanıyorum. Evet. Kesinlikle. Yani o zaman da yani diyemiyorsun ki ya böyle yemek ikramı hani yerinde değil de diyemiyorsun. Yani o zaman değişik duyguya da giriyoruz yani. Yani. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani tabii kesinlikle. Koşa koşa çocuklara yemek verdi ki sen benim çocuğumun arkadaşın diye. O durumlarda tabii ne yapıyor işte annesinin babasının acısının büyük olduğunu. Evet. Annesinin benim evladım gitti ama benim evladımın arkadaşları burada ne oldu? İşte bana destek oldu. Destek. Bir duygusal anla beraber ne yapıyor? Orada işte kendi evlatlarıymış gibi o duyguyu içerisine havasına girdiğinde. Onu da dolayı, elinden alamazsın. Tabii tabii kesinlikle. Yani diyemezsin. Yapma diyemiyorsun yani. O da o şekilde tabii içinden gelen işte bir duyguyla bir dürtüyle bu şekilde yapması doğru olandır. Burada tabii illaki o şeyi yaşaması ve yaşadığı zaman da oradaki etrafındaki insanlar benim işte tam evladım gittiyse sizin bir evlatlar ayaktasınız. Evet. Hani şehitlerimiz olduğu zaman işte şehit babalar ne diyor işte vatanımız milletimiz sağ olsun kendi evladımız gitti ama diğer evlatların canı sağ olsun vatan millete sağlık sıhhat afiyet olsun diye. Aynı onun gibi o şekil sizin de yaşamış olduğunuz o travmada o olayda da babanın güzel bir İslam adına örneklerini ortaya sergilemiş oluyor. Allah hem şehit babalarına hem böyle evladını kaybetmiş öbür anne babalarına sabır versin. Mekanları cennet olsun. Ve böyle manevi desteğe geldiler ve define gidiyoruz hocam. Bu define İslam'ı usulce gene böyle bir hatırlatma niyetine evet. Gene nasıl yapacağız? Kusursuz, hatasız. Bir de burada biz yani Batı Avrupa'dayız. Şartlarımıza da tabi uyulması lazım. Defin dediğimizde cenaze kabri nasıl olması lazım? Defin nasıl olması lazım? Şimdi burada da tabi beraber defini de tabi katıldık. Buradaki defin sistemi de Türkiye'de de yine aynıdır. İlk önce tabi ne yapılır? İşte baş tarafı yani kıbleye gelecek şekilde o şekilde mezarlar ne yapılır? Kazılır. Ondan sonra tabi mertek tahtası dediğimiz o tahtalarında tabi hazır olması ne yapıyor? İşte zaten kefenle kabre indirildiği zaman yani burada da tabi yine herkes defnetenler ve işte defincin gelenler tüm eşi dostu yine bağırmadan çağırmanın işte salavatlarından işte alkışlarından değil de salavatının duvarlarından tabutuna götürülmesi ondan sonra tabuttan çıkarılması ondan sonra mezarın etrafında işte bu şekil
bir toplanmanın hep beraber ne yapılır? İşte orada işte güzel bir şekilde besmele ile ondan sonra salavatıyla kefenle beraber indirilmesi, ondan sonra başucunun işte açılması, ondan sonra ayak tarafında tabii illaki bağlanma şeylerin açılıyor. Ondan sonra kıbleye sağ tarafı omuz üzerine, hani yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte sağ tarafa işte yatınca, tabii günlük hayatımıza yattığımız zaman da yine aynı şey sağ tarafa, ölüm anda da yine aynı şekilde ne yapılır? Yüzüm işte kıbleye doğru, sağ tarafa doğru şey yapılır, arka taraftan toprağa verip ondan sonra mertek tahtaları düzülerek ondan sonra ne yapılır? Yavaşça toprağın üzerine kapatılır, defin ederiz. Tabii defin edildikten sonra orada işte hoca arkadaşlar ne yapar? İşte yeni gel işte Yasin suresi okunabilir. Ondan sonra Haşr suresinde işte Vallahu lezzi dedin oradan okunur. İşte Fatih'de Felak nasıl oradan işte dualar surelerden okunur. Ondan sonra oradaki rahmetli olan işte merhumiye, merhume için dua yapılır ve oradaki mezarlıktan tüm Müslümanların ruhunun şad olması, onların ruhunu hoşnut etme adına ne yapın? Fatihlerini böyle bu şekilde defnederiz. Ve defnettikten sonra yine aynı şekilde taşınık yapmadan herkes tabii kendine bırakabilir. Fatihasını en güzel şekilde işte Allah'a arz etmemiz doğru olan da bu şekilde usulüne göre de yaparız. Ondan sonra hep beraber tekrar gideriz. Cenaze evini orada da yapılacaksa Kur'an okuruz. Yine dua yaparız. Teselli veririz. İnsanlarımızın derdine ortak oluruz ve ondan sonra o şekilde yolumuzu takip eder gideriz. Evet. 3 hafta önce Hakan hocamızla beraber bir cenazedeydik. Bir Afrikalı bir vatandaşımız, Müslüman, Burkina Faso'lu bir arkadaşımız, evet. Ve orada Türk iş adamlarının sayesinde şöyle bir tecrübemizi de paylaşalım. O iş adamlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. Çok gayetle şöyle bir durum vardı sevgili seyirciler. Bu Afrikalı arkadaşımız burada bir cenaze merasimi olacaktı ve burada da imkanlar bir de bir Flamanla da evliymiş. Flaman, evet. Ailesi de kendi usulünce yapmak istemiş bazı şeyleri. Detaylar vermeyelim. Ama kendi usulünce ve yapmak isteyincek de tabii bu Müslüman İslam'ın şeyine de uymadığını, evet. Şey yaptı. Ve iş adamları da onun patronları da dedi bakın usulünce yapalım dendi. Ve oradaki Burkina Faso'lu da vatandaşlar da bize de başvurdular. O iş adamları başvurdu. Biz de en güzel şekilde hatta konsolos bey de geldi. Evet. Burkina Faso'nun konsolosu bize çok teşekkür etti. O Türk iş adamlarımıza da çok teşekkür etti. Hakan hocamız da orada yardımcı oldu sağ olsun. Hem namazını kıldırmada hem definde hem duasında. Ve tam bir Müslümana yakışır şekilde cenazeyi kaldırdık. Namazını kıldık. Ve şu da bir güzel bir şey. İnanın hani bizim Türk toplumumuz yani yalnız bizim toplumumuza yapalım değil. Afrikalı da olsa, gariban da olsa, nereli olursa olsun böyle durumlarda çok hassas oluyor. Kesinlikle. Ve ne gerekiyorsa yapılıyor. Orada o konsolos bey bize teşekkür etti, hocamıza teşekkür etti, iş adamlarına teşekkür etti ve oradaki toplumu, cemiyeti de teşekkür etti. Bizi yalnız bırakmadınız, evet. Diye, biz yani yol yorgan bilmiyorduk diye. Ben cenazeci olarak yapmasını gerekeni yaptım. O iş adamları, o abiler gereken maddi desteği sağladılar. En büyük sorunlardan bir tanesi. Ve Sayın Hakan hocamız da, huzurunuzda da teşekkür ediyorum. Orada da İslami usulünce neyse gerekeni de yaptık. Ve herkes, Allah mekanını cennet etsin o arkadaşımızın kardeşinden. İsmi de güzel isimlerden bir tanesi. Ve çok teşekkür ediyorum bütün bu verilen imkanlarda. Tabi orada şu da vardı, iş adamlarının olsun, ondan sonra sizin gibi arkadaşlarımızın ve devlet erkanlarının bu şekil, yani dünyanın neresinde olursak olalım, zaten Kur'an-ı Kerim'de innemel müminin ikvatın, müminler, ibadet yapanlar, Müslüman olur, Allah'ın da nedir, kardeştir. Biz işte bu sistemden yola çıkarak dünyanın neresinde olursak olalım, hangi ırktan olursa olsun, Müslümanları her zaman elimizle, dilimizle, ondan sonra maddi manevi desteğimiz ne yapayım? Orada bir ispat etmiş oluyoruz, evet. Müslümanlar olarak. İspat ettiğimiz zaman o zaman ne oluyor? Kimse işte yalnız kalmıyor. Onun için Allah Resulü ne dedi işte, Müslümanların üzerinde görevlerinde bir tanesi biraz önce söylediğimiz hadiste de geçerli zaten. Cenazesinde bulunmak, bu tabii her türlü maddi ve manevi destek bulunmak ne yapar? İnsanları fazlasıyla hoşnut memnun eder. Evet.
Evet sevgili hocam, işte bizim Türk toplumumuz, bizim DNA'mızda öyle bir güzellik var ki devletimiz neredeyse bütün ülkelerde büyük destek veriyor. Evet, kesinlikle. Garibanların yanında oluyor. İş adamlarımız garibanların yanında oluyor. Hayrat olduğunda, kurban hayratı olsun, iftar hayratlar olsun, evet. Herkes büyük bir seferberlik yapıyor. Ve böyle bir müjdeye de tekrar geldiğimizde, ve böyle de bir yeni dernek, bir federasyon kuruldu. Yardım Dernekler Birliği diye. Burada da Aktif TV'de bu çatı altında da yardımlaşacak. Ve burada uzak Afrika ülkelerinde gidip de orada destek verecek. Orada güzel bir faaliyetler yapıyor ki fotoğraflarını Aktif TV'nin Facebook'unda da takip edebilirsiniz. Sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Orada güzel böyle Uganda devletine gittiler. Uganda'da da yardım ettiler. Ve burada da kendilerine bir felsefe koydular. Dediler ki biz oradaki fakir Afrikalı kardeşlerimize kuyular yapalım, okullar yapalım. Yardım Dernekler Birliği diye kurdular ve kendileri sık sık da Aktif TV'de de çıkacaklar. Bunu da takip edin ki deyin ki arkadaşlar ben de hayır yapmak, bak hayırın her türlüsü de güzel bir şeydir. Allah yapılan bütün hayırlar kabul etsin. Ve burada da bir misyon koydular. Ne dediler? Dediler ki bize gelen maddi desteği biz fazlasıyla, yani ne geliyorsa en makbul maksimum neyse onu biz oradaki kardeşlerimize, özellikle su kuyuları, evet. Özellikle su kuyuları açacaklar ki diyecekler ki biz bu konuda yardım edelim diye. O müjdelerden bir tanesi bu Yardım Dernekler Birliği. Bunun daha detayını ileride Aktif TV Genel Müdürümüz sizlere detaylı bilgiler verecektir. Bununla ilgili ben size şöyle bir dinasyonun şöyle bir ayette hemen tevafuk oldu. Şey yapalım, Münafıkun Suresi ayet 10'da. Cenab-ı herhangi bir birinize ölüm gelip de ey Rabbimiz beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce diyor. Size rızık olarak verdiğim her türlü şeylerden Allah yolunda harcayın diyor. Bu nedir? Bizler için büyük bir ilaçtır, büyük bir rehberliktir. Tabi Allah razı olsun Yardım Dernekler Birliği olarak kardeşlerimiz bu şekilde, yani sadece burada Avrupa'da değil de dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahibi olan insanlar, yani bunlar hakikaten çok güzel. Mesela caminin yaptırılması, birinci sırada ihtiyaç olan neredeyse su kuyularının vurulması, ondan sonra yeme içme her türlü şeylerin götürülmesi, eğitim yönüyle, ondan sonra her de araçların gelişen malzemelerin insanlarımıza temin edilmesi. Tabi bunlar da arkadaşlar federasyon olarak bu şekilde bir girişim içerisinde bulunuyor. Bunlar tabi etraftaki duyarlı olan imanı, dinin kitabını takip eden, yine Tövbe Suresi 18. ayette Cenab-ı Allah'ın işte Allah'ın evlerini, işte mescitlerini, camilerini Allah'a iman edenler ne yapar? İmar ederler, yaparlar, destek olurlar. Bizler de tüm Müslümanlar olarak dünyanın her tarafında nerede olursa olalım. Bu tip arkadaşlara, federasyondaki arkadaşlarımıza ulaştığı zaman onlar da doğru bir kanalla, doğru bir sistemle Allah'ın izniyle ne yapacaklar? Oradaki ihtiyaç sahibi insanlarımıza götürüp Adana'ya kadar her türlü yardımlarını, maddi manevi yardımlarını yapacaklar. Su ihtiyaç verirse kuyusunu vurduracak, ibadetleri lazımsa ondan sonra mescitleri yapılacak, ondan sonra okullarda muhakkak iki dil okuldaki ihtiyaçları vesaire neyse günlük hayatlarını takip edecek, yemeği içmeği her türlü imkanlarına da destek olmadığını yapar, arkadaşlarımız aracı olacak. Duyarlı olan zengini, fakiri herkes hepimizin geçerli, tüm Müslüman kardeşlerimizin de bu şekil bu olayda da duyarlı olması ne yapar? Hepimizin işlerimizi hem kolaylaşımız olur, aynı zamanda kardeşlerimize ne yapar? İşte devlet kanalı, oradaki işte büyükelçiler vasıtasıyla, yetkililer vasıtasıyla bu işi de bu şekil hep beraber takip etmeleri ne yapar? Doğru olandı ve ondan sonra ne olacak? Dünyanın her tarafında ulaşabildiğimiz kadar ihtiyaç sahibi insanlara hiç olmasın kazanmış olduğumuz ufak tefek olsa yardımlar ne yapacak? İnsanlarımızın faydasına fayda olarak, şifa olarak dönmüş olacak. Sayın hocam, ağzınıza sağlık. O kadar doğru şeyler söylediniz de hani son sorunuza da gelip de hani ölümden biz ne nasihat alacağız, ölüme nasıl biz hazırlanacağız derken hani şöyle bir fırsatımız da olmuyor. Ölüm gelirken ya da geldiğinde ya bir gün daha ver, ben hayır yapayım. Evet. Bir gün daha olsa da keşke hepsini versem. Hani birikimimiz önemlidir, eyvallah. Hani böyle bir şeyimiz vardır. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalışmak. Evet. Her gün ölecek gibi de ahirete çalışmak gibi diye güzel bir şeyimiz var. Yani burada böyle yardımlaşmamız zaten bunlar öbür tarafa götüreceğimiz bagajlar. Kesinlikle. Öbür tarafa götüreceğimiz bize yani orada kol kanat olacak destekler. Evet. Böyle bir hayrat yaptığımızda, böyle bir faaliyet yaptığımızda
Yani ben sosyal medyada yani baktım. Bizlerin azığımız diyelim. Azığım bak. Ben bagaj evet. diyorum sen azığın evet. diyorsun. Ağzına sağlık. İşte öbür tarafa götüreceğim şeyler. Yani ben de o fotoğraflara baktıydım SWAT müdürümüzün. Orada bir yani bir Afrikalı bir çocuğumuzu bir sevindirmek. Küçük şeyler. Evet. Yani burada bazı çocuklarım yani çocuklarımız buradaki çocuklarımız kötü bir şey demiyoruz da estağfurullah. Oradakiden hani hiç yok. İhtiyaç sahibi olan. İhtiyaç tabii. yani ya, böyle bir kalem versen ona çok tabii, seviniyor. Tabii, bir top versen ona seviniyor. Bir küçük şeker versen ona seviniyor. Yani o diyorsun ya biz bizde hani o kadar imkan var ki. İslam tabii ona mesela ne yapayım mesela bir kişi mesela fakirin ihtiyaç sahibi insan yani hiçbir şey yoksa fakirin başını okşama bile nedir? Sadakadır. Gülümse bile sadakadır. Şimdi elhamdülillah yani. Tabii hepimiz buradayız. Türkiye'de olsun Avrupa'daki insanımızın fazlası malıyla mülküyle her türlü şeylerimiz var. Mesela vatandaş zaman zaman biz tabii konuşmalarda, sohbetlerde, camilerde anlatırız şeylerde. Şimdi sadece bankalarda işte sayıyorlar işte şu kadar param var, malım var, onunla övünecek yerine İslam dedi gizli de el altında ne yapılması ihtiyaç sahibi insana mesela biraz önce mesela ne deriz? Sayın müdürümüz orada işte bir kalem vermeyene, işte bir bardak su verme, bir bardak suya ihtiyaç olan insanlarımız çok. Yani oradaki devamlı olan İslam şu mesela devamlı öldükten sonra da sadakayı cariye dediğimiz evet. Güzel yapılması gereken ibadetlerimizi ne yapıyor? Öldükten diye mesela ilim sahibi olan işte öğrencilerinin kitaplarının okutulması ondan sonra bir işte suyu kuyu olarak yapıldığı zaman işte çeşmelerin çalışması ondan sonra su verilmesi oradaki insanların ihtiyacının giderilmesi ondan sonra ibadet yapılacak işte camilerin mescitlerin buna benzer güzel şeylerin yapılması, köprülerin çünkü insanların tüm mahlukatın faydalanabileceği bu güzel sadaka icare dediğimiz yani ekstradan yapılan yardımların biz Müslümanlar olarak hep birebir az olsa bir nebze de olsa yardımımız olmasa ne yapar? İnsanları hoşnut eder. Yani önemli olan hepimiz hani bir iş yapıldığı zaman ne diyoruz? Karşıdaki işte Allah razı olsun diyoruz. Biz Allah razı olsun denildiği zaman biz işte o Allah'ın rızasını kazanmak hem kolay hem zor. Evet. Yani kolaylık nedir? Yani bir işte malımızla mülkümüzden fedakarlık yapacağız. Yani ölüm işte aniyeste bir bakın dönüyor işte bakmış işte ölüm gelmiş. Ölüm işte ayet-i kerimeyi biraz önce söyledi. Münafıkın suresi ayet onda işte o ölüm işte gelmeden önce hayrımıza hayata ne sözler işte çoluğa çocuğa falan kişi işte miras ile siz bunu yap. Kimse kesinlikle yapmaz. Belki milyonda bir kişi çıkar. Ama biz hayatımızdaki her türlü yardımımızı, insanlığımızı, her türlü şeyimizi yaparsak o zaman ne verirsen eline o gelir. Seni de bunda takip etmede eyvallah. Fayda var. Ve tekrarlıyoruz. Bu Yardım Dernekler Birliği'ni, Yardım Dernekler Birliği'ni takip edin. Aktif TV'de, sosyal medyada ve güzel şeyler olduğunu da göreceğiz. Ya Hızır abi her zaman cenaze konuşuyorsun. Birazcık da başka haberler verin. Diyenler arkadaşlarımız var. Ve beni de özel hayatımda tanıyan arkadaşlarım var. Ben Hızır firmasını kurmadan önce, cenaze işlerine girmeden önce şunu da demişimdir. Tabiri caiz ben amatör tiyatronun da Belçika'da 1998'de başlamıştım. Orada da tiyatro yönetmenliğini yaptım. Ta 2017'ye kadar. 2017'de dedim yani işim ağır basıyor. Ben birazcık yan tarafa gideyim. Ama tiyatroyu da bırakmadım. Tiyatro yani videolar... İki taraflı çalışma. İki taraflı. İnsanlarımıza maşallah güzel. Evet. Hem güldürelim dedik hem de kesinlikle, acılı ailenin yanında tabii. duralım dedik. Kesinlikle. Burada da hepsi de sağ olsun SWAT müdürümüz de, Aktif TV genel müdürümüz de müsaade de verdi. Allah razı olsun. Huzurunuzda ona da teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki amatör tiyatromuzu Belçika'da bunun da bir özel programında yapacağız. Özel bir tanıtımda yapacağız. Ama buradan da seyircilerimizi de sevindireceğiz. Diyeceğiz ki her zaman yani cenaze konu konuşma, içimiz şey yapmayın, birazcık da olumlu, gülelim. Pozitif, gülelim, evet. güle şeyler yapalım diye. Ve biz dört arkadaş olarak, dört Nazan, Sibel, Hidayet ve ben olarak dedik ki biz amatör tiyatromuzu canlı tutalım diye Türkiye'den tanıdığımız sanatçıları getiriyoruz. Niçin sanatçıları getiriyoruz? Seyircilerimiz gelsin, tiyatroyu seven arkadaşlar gelsin, o sahnede görsünler ki bak güzel şeyler oluyor ve bu amatör tiyatroda desin ya ben de tiyatrocu olmak istiyorum. Ben de sahneye yer almak istiyorum. Ve oradan da gelen seyircilerimizin, hayatı gelen dolu dolu yaşayalım. Yaşayalım evet. diye ve oradan da seçiyoruz. Yani şimdi herkesin elinde cep telefonu var. O cep telefonuyla da artık uğraşım can sıkılmıyor. Ama sahne
tozlu öyle bir şey ki kesinlikle. Burada yani bir magnet gibi çekelim diyoruz ve orada da diyoruz ki gelin tiyatro günlerimize gelin. Bakın biz de esnaf olarak da ticaretçi olarak da bunları da sponsor yapıyoruz, canlı tutuyoruz. Ve burada da sizlere de şunun haberini de vermek istiyorum. Buradan da hemen de afişimizi de bir paylaşmak istiyorum. Burada biz sevgili seyircilerimiz Hayat Kime Güzel diye Faruk Safoğlu yönetimi altında bir 11 Mart'ta Kenk'te gösterimiz olacak. Aktif TV'si de orada olacak. Bizler de orada olacağız. Hocalarımız da orada olacak. Ve buradaki bu sanatçı abilerimiz zaten tanınan simalar. 11 Mart'ta Kenk'te oynayacağız. Ve şunu da müjdesini de vermek istiyorum. Aktif TV'ye arayan arkadaşlar 15 aylığa birer tane tiket vereceğiz. Ve o tiketinde bunu Aktif TV'den alacaklar. Misafirimiz olacak. Aktif TV'yi arayın. Keyifle bizim tiyatromuzu seyretmeye gelin. Ve orada da daha güzel şeyler görün. Her zaman da biz yani cenazede konuşmayacağız. Ve biz sivil toplumu olarak da böyle faaliyetlerimizde koşturacağız. 11 Mart Çarşamba günü Kenk Stadtschauburg'de hepiniz orada bekliyoruz. Bizleri arayabilirsiniz, sosyal medyadan arayabilirsiniz. Ve böyle 15 aileye de Aktif TV aracılığıyla da o aileye de biz buradan da tiyatro biletleri de şey yapacağız. Unutmayın bunu da bir özel bir programda yapacağız ama buradan da sağ olsun müdürümüz bize müsaade etti. Ve bu programı da hepinizde bekliyoruz. Bir taraftan hayır var, bir taraftan da derneklerimizin faaliyetleri var. Kesinlikle. Takip tabii. Edelim insanlarımızı güldüreceğiz. Şey ondan sonra huzur ve mutluluk içerisinde hayatlarını devam etse bu şekil güzel şeylerde, tiyatroda, sinemada her şeyde ihtiyacımız var. 98'den beri 693 öğrenci yetiştirdin. Ve Kent'te de Kent Türk Tiyatrosu, KTT, Özburun Derneği altında. Orada da gençlerimiz çok güzel yerlere geldi. Çok güzel oyunlar yaptık. Ve gençlerimize de faydalı olalım diye. Yardım Dernekler Birliği'ni söyledik. Tiyatromuzu söyledik. Ve en önemli şeyimiz de tabii ki biz rahmetli olan arkadaşlarımız, büyüklerimiz, şehitlerimiz, onları da tabii ki unutmuyoruz. Buradan da huzurunuzda onları yad edeceğiz, onlara dua yollayacağız ve burada da hocamız da güzel bir Kur'an-ı Kerim okuyup da hediyemizi de yollayalım ve yavaş yavaş da programımızı usulünce kapatalım diyorum. Ben burada sözümüzü bırakıyorum ve buradan da misafir defterimiz de var. Hocamız onu da sonra imzalayacak. Ama en güzel dil olan Kur'an-ı Kerim'i de hocamın duasıyla, okumasıyla da sizle vedalaşıyorum. Haftaya görüşmek üzere ve duamızda da hepinizi de dahil ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet Hakan Hocam, buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna ve şerif ve şemardana. Verhamna ve rahmatana ve sülbena ve takabbal dua. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergezine kabul ve karin eyle. Onlardan da hasunun sebe evlen bir zatı Hazreti Kendi Hazreti Fakham Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tüm peygamberlerinin sahabe, tabi'in, fıkıh alim ve şehitlerimize özellikle anavatanımızda ve dünyanın her tarafında özellikle geçen hafta Suriye İdlib'de şehit olan şehitlerimizin ruhlarını ayrı ayrı hediyeyle samasıyla eyle. Kabirlerini, purnunun makamlarını cennet eyle. İsimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere bir Fatih yok mu diyen. Özellikle burada bulunan kardeşlerimiz ve ekran başında bizleri izleyen tüm kardeşlerimizin gelmiş ve geçmiş ruhlarına ayrı ayrı hediyeyle samasıyla eyle ya Rab. Kabirlerini, purnunu, makamlarını cennet eyle. Bizler de o haliyle hallendiğimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek çene kapama cümlemize nasip eyle. Dualarımız ve ibadetlerimizi kabul eyle. Gönül görmez gazap ile felik afet müsbetleri bizleri muhafaza eyle. Her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü kötü içten ve dıştan düşmana ve her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Görün görünmez gazap ile felek, afet, musibetlerle bizleri muhafaza eyle. Hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borçlu olana edele nasip eyle. İlahi Rabbi çoluğumuza, çocuğumuza, İslam'ı şu nasip eyle. İşlerinde de sen de başlarına nasip eyle. Dualarımızı ve ibadetlerimizi her türlü güzel faaliyetlerimizden nasip eyle. Allahümme Rabbena etine fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azabenler. Rabbena fili vel valideyye velil müminine yevme yekun misaf. Allahümme inne neselke temamen nime ve devamel afiye ve husnel katime ve ilmen nafiye ve rizkan vasa ve evladen saliha ve bi hurmeti sırru suratil fentiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli. Değerli Aktif TV seyirci kardeşlerimiz, bizi sabırla dinlediğinize hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmeye buluşmak üzere bizleri izlemeye devam ediniz. Hepinize teşekkürler, hayırlı akşamlar. Eyvallah hocam, çok teşekkürler ediyorum. Ve tam bir profesyonelce artık bunu sık sık inşallah beraber i̇nşallah çalışacağız. Beraber böyle sohbetler edeceğiz. Beraber bu gece de böyle de programlarımız olacak inşallah. Maksat nedir? Vatandaşımızı bu duyarlı etmek, bilgilendirmek, acı gün gelmeden acı günün hazırlığı ne olabilir bilmesi lazım. Bilgilendirmek. Ve böyle imkanları dediğiniz gibi bize veren Aktif TV ailesine tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle bir aileye de faydamız olursa ne mutlu bize. Evet. Haftaya başka programlarla Aktif TV'nin öbür programlarından da takip edin. Her konuda programlarımız var. Evet. Ve inşallah Belçika'daki, Avrupa'daki olan Müslüman kardeşlerimiz, Türk vatandaşlarımız bunlardan faydalanabilir. Önemli olan biz sunmamız ve sizlerin de takdir etmesi ve bilgiler alması. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun.